Facebook ve YouTube Vahiy ile Diriliş canlı yayınımızdan herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi siz Kur'an'a gönül veren, kulak veren dostların üzerine ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Selam olsun Allah'ın ayetlerine inananlara, selam olsun Allah'ın ayetlerine güvenenlere. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki İyice anlaşılsın diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Zuhruf suresi 1, 2 ve 3. ayetler. Sana o kitabı indirendir. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak için onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona iman ettik. Bütün ayetler Rabbimizdendir derler. Bunu ancak selim akıl sahipleri olanlar düşünüp öğüt alır. Ali İmran suresi 7. ayet. Evet, bu programımızın konusu duyuruda da belirttiğimiz gibi Kur'an apaçıktır. Öyleyse Kur'an'da kesik harfler, hurufu mukatta yoktur. Bilakis her harfin bir anlamı vardır. Bu sohbetimizde hurufu mukatta harflerini konuşacağız ve Kur'an'ın her yönüyle nasıl apaçık ve muhteşem bir kitap olduğunu ortaya koyarak ve yine Kur'an yeter diyeceğiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, bu akşamki konumuz çok ilginç olacak. Hep bu harfler üzerinde bilinmezlikler konuşuluyor. Bakalım biz bu akşam ne konuşacağız sevgili izleyicilerimizle. Evet, özellikle az önce okuduğun Ali İmran 7. Evet. ayet çok yanlış anlaşılan bir ayet. Biz bu Evet. duyuru yaptığımız zaman bana gelen yorum ve mesajlarda İşte müteşabihtir. Müteşabih ne demek? Onu sadece Allah bilir. Yani ya böyle bir şey yok yani. Müteşabih çok basit. Teşbih, benzetme. Evet. Benzeşen demek. Yani muhkem ayetle benzeşen, muhkem ayeti tefsir eden ayetler. Ve ayetin devamında tevil yani bağlantılarını yapan Allah'tır der. Yani orada sadece Allah bilir diye çeviriyorlar. Evet tabii ki Allah bilir ama Allah bunu bize bildirmiştir ve nasıl bildirdiğini anlatıyor zaten ayet. Evet. Yani Ali İmran 7. ayet. Zaten özellikle bu ayette konuyu açtım. Çünkü müteşabih deyince onların üzerine de yorum yapılınca hemen işte bu ayette yani cımbızlayıp cevap verdiklerini sanıyorlar. Böyle yapıştırıyorlar işte sapıttınız, müteşabihin peşine düştünüz gibisine. Ama Evet. gerçekten müteşabihi öncelikle bir anlamak gerekiyor. İşte müteşabih Evet. benzeşen demek. Yani Hı. muhkem ayetle benzeşen. Yani muhkem ayeti tefsir eden. Mesela örnek verelim. Muhkem ayet. Şefaatin tümü Allah'a aittir mesela. Evet. Onun benzeşeni nedir? Mesela Taha 109. O gün Allah'ın razı olduğu kullarından başkasına şefaat fayda sağlamaz. Mesela bu ayet muhkem ayetin benzeşenidir, müteşabihidir. Onu tefsir eder. Yani diğer şefaatle ilgili ayetleri birleştirip biz Evet. şefaatin ne demek olduğunu anlarız. Yani konu aslında bu. Hocam ben şöyle bir açıklama da eklemek istiyorum. Hani Rabbimiz Kur'an'da diyor ya, ayetinde diyor ya, bu Kur'an açık ve açıklayıcıdır. Ben Evet. şu Ali İmran suresi 7. ayeti de şöyle düşünüyorum. Hani açık ve açıklayıcıdır derken muhkem, açık, müteşabihleri de açıklayıcı olarak görüyorum. Evet. Ya zaten muhkem ayetler apaçıktır. Yani Evet. yoruma kapalıdır. Yani muhkem Evet. ayetler. Zaten ayete Ali İmran 7'ye dikkat ederseniz kalplerinde eğrilik olanlar muhkem ayetlere değil, müteşabihlere, benzeşenlere sarılırlar. Evet. Muhkem ayetler Evet. onların istediğini vermez. Nettir çünkü. Müteşabih ayetler ise kalbinde eğrilik olanlar onu istediği gibi eğip bükebiliyorlar. Yani yine şefaatten söz açılmışken Ayet-el Kürsi dedikleri Ali Bakara 255'te Allah'ın izni olmadan şefaat edecek olan kimdir cümlesini demek ki birileri şefaat edecek. Öyleyse Edecek. peygamberin
etmeyecek de kim etmeyecek diye ne yapıyorlar? Evet. Kalplerinde Yediriyorlar. eğrilik olanlar yalana sarılıyorlar. Evet. Yani durum tamamen bu. Müteşabih öyle bilinmez, esrarengiz falan demek değildir yani. Onu Ya belirtelim önce. bir de şöyle bir durum var. Allah neden bilmediğimiz bir şeyi veya sadece onun bileceği bir şeyi neden bize farz kılsın veya bizim üzerimizde sorumlu kılsın? Siz diyor bu kitaptan hesaba çekileceksiniz. Bilmediğimiz bir şeyin üzerinde niye hesaba çekilelim? Tabii ki yani bu kitaptan sorumluyuz. Kaldı ki birçok ayetinde kendisini mübin olarak tanımlayan bir kitap. Yani apaçık olarak tanımlayan bir kitap. Bu hurufu mukattaalar hakkında da yine benzer şeyler söyleniyor. Onu sadece Allah bilir gibi birçok şey söylendi. Ben şimdi bu harfler hakkında önce neler söylendiğini kısaca Evet. belirtmek istiyorum. Yani küçük bir araştırma, küçük değil aslında, büyük bir araştırma yaptım kendimce de. Buradan neler söylendiğini bir kısaca anlatmak istiyorum. Mesela Allah'ın sıfatlarına işaret eder diyenler var. Örneğin Elif harfi Allah'ın yüceliğine, Lam harfi Allah'ın lütfuna, bunun gibi Allah'ın sıfatlarına işaret eder diyenlere rastladım. Uyarılma, yani bir sureye başlamadan önce hani derler ya, alo paketiniz var. Yani işte seslenme, işte yeni bir sure geldi Evet. diye işaret eder ki yaptığım araştırmada bunları Mekke müşrikleri o döneminde şairlerin şiirlerine başlamadan önce de kullandıklarını gördüm buna. Evet. Başka ne demişler? Sure içerisinde belli konuların sembolü diye söyle yorumlayanlar var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması TC gibi veya PTT gibi. Yani bunun gibi surenin içeriğinin kısaltılması vurgusu var. Bunu böyle söyleyenler var. Bunun yanında bazıları başlarında bulunduğu surenin adıdır der. Mesela Taha suresi, Yasin suresi, Kaf suresi, Sad suresi. Yani böyle yorumlayanlar var. Esmaların kısaltılması diyenler var. Mesela Errahman, Errahim harfleri gibi, yine hurufu mukatta harflerinden oluşuyor ya. Yani bu tür yorumlayanlar var. Sure içerisinde işlenen konulara vurgu olduğunu söyleyenler var. Özellikle mesela Tasin veya Tasinnim, işte Turi Sina ve Musa benzetmesi yapanlar var bunun gibi. Ayrıca bu sizin kullandığınız harflerden oluşan bir kitaptır. Yani oradaki alfabeleri belirterek bu sizin kullandığınız, sizin anlayabileceğiniz bir dilde indirilmiş bir kitaptır vurgusu için konulmuştur diyenler var. Harfleri şahit göstermek, okumanın önemine vurgu yapmak için konulmuştur diyenler var. Resul'ün hiçbir harfi zayi etmeden tebliğ ettiğine vurgu yapıyor diyenler Evet. var. 29 surede geçer, alfabede de Lam Elif harfiyle birlikte Arap alfabesinde 29 harf var. Buna işaret ediyor diyenler var. Bir de hani 19 sistemi diyenler var ya, Evet. 19. Bazı matematiksel hesaplara binaen onlara işaret eden, onları tamamlıyor diyenler var. Ayrıca mesela az önce de demiştim, Elif Allah'ı simgeler, Lam Cebrail'i, Mim Muhammed'i, Ta Turi Sina'yı, Musa'yı ifade eder diyenler var. Tabii ben bunları ben kısa geçiyorum, çok açmıyorum dersimizi bu derste bitirebilmek adına. Bunlar beni tatmin etmedi. Yani beni tatmin etmedi. Neden tatmin etmedi? Özellikle bize şunu diyorlar, siz Kur'an apaçıktır diyorsunuz. Kur'an apaçıksa öyleyse bize Elif, Lam, Mim'in ne olduğunu açıklayın diyenler var. Tabii ben bunlara şöyle cevap veriyordum. Yani bu cevabın beni tatmin etmiyordu açıkçası. Diyordum ki siz rivayetlere götürüyorsunuz bizi. Onları kaynak olarak gösteriyorsunuz. O zaman bana rivayetlerde gösterin bunların ne anlama geldiğini. Tabii orada da gösteremiyorlar. Çünkü yok. Yani yok. Yani nedense birazdan belirteceğim.
neden yok anlamıyorum. Bu beni farklı araştırmalara, farklı arayışlara yöneltti. Yani bu az önce listelediğim anlatımlar bazıları mantıklı, yanlış değil. Bazılarında doğruluk payı var. Mesela hurufu mukatta harflerinin surenin içeriğiyle ilişkisi var mevzusu. Mesela Meryem suresinde aynen öyle yani. Başındaki hurufu mukatta harfleri tamamen surenin başından sonuna içeriğini yansıtan harfler. Ama bu yeterli değil yani, eksik ve tatmin edici değil. Farklı arayışlara yöneldim. Mesela bu harfler nelerdir, ona bakalım. Mesela elif, lam, mim. Elif, lam, ra. Tasin, tasin, mim. Ham, mim, kaf, nun. Ham, mim, asin, ayn, sin, kaf. Elif, lam, mim, ra. Kef, he, ye, ayn, sad. Taha, yasin. Elif, lam, mim, sad ve sad harfleri. Bunlar kimisi tek başına ayet, tek başına. Kimisi kendisinden sonraki cümleyle birlikte bir ayet. Kimisi de mesela Şura suresinde de iki ayrı ayet olarak geliyor. Hurufu mukatta harfleri. Toplam 29 ayette geçiyor ve 14 tane harften oluşuyor bu hurufu Evet. mukatta harfleri. Şimdi ben dedim ya, beni araştırmaya itti. Yani şöyle, önce şunu düşündüm. Bu ayetler geldiğinde özellikle sevgili Nebimizi ona sapık, ona azgın diyenler, ona sihirbaz, cinlenmiş diyenler hiç sormamışlar Muhammed Aleyhisselam'a ki, ya Resulallah, müşrikler ya Resulallah demez, pardon. Yani ey Muhammed, bu elif lam mim nedir? Yani nedir bu, ne demektir, sen ne saçmalıyorsun, haşa. Sen ne saçmalıyorsun diye hiç kimse sormamış. Veya sahabeler içerisinde de bunu hiç kimse sormamış. Öyleyse dedim, bu kesinlikle o toplumun bildiği şeyler bunlar ki soran yok. Soran yok yani, neden sorulmadı? Bu sefer ben kendime farklı bir yol çizdim. Yani ne yaptım? Arap dilinin kökenine inmeye karar verdim. Arap dilinin kökenine. Yani Arapça Sami dil ailesinden. Yani Aramice, İbranice gibi, Akatça gibi Sami dil ailesinden olan bir dil. Bu dilin doğuşuna, hatta dillerin doğuşuna, pardon, harflerin doğuşuna indim. Ve o zaman beni ikna eden, beni tatmin eden bilgilere ulaştım. Şimdi o bilgileri paylaşmak istiyorum. Bazı şeyleri harflerle anlatmak zaten az önce de dediğim gibi Mekke müşrik dönemi, yani sevgili Nebimizin Risaleti döneminde de o dönemin şairleri tarafından kullanılan şeyler. Yani şairlerin de kullandığını, şiirleri okumadan önce bu tip seslendirmeler yaptıklarını fark ettim. Yani ayrıca o toplumda bazı cisimlere tek harfle isim verildiğini fark ettim. Örneğin bakıra sat dediklerine, paraya ayn dediklerine, buluta gayn harfini kullandıklarına, balığa nun harfini kullandıklarına, dağa kaf harfini kullandıklarına ulaştım. Bu bilgilere ulaştım. Yani demek istediğim şu, o toplumda da bugün Kur'an'ın hurufu mukatta dedikleri harfleri, o tarzı o dönemin Araplarında kullandığını gördüm. Ayrıca yani bir söze başlamadan önce dikkat çekmek için özellikle kullanılırdı. Araplarda bir kelime en fazla 5 harftir. En uzun kelime. Bazıları 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve özellikle hurufu mukatta harfleri de aynıdır. Yani tek olan var, ikili olan var, üçlü olan var, dörtlü olan var, beşli olan var. Yani birden beşe kadar. Şimdi eski çağlara inmek istiyorum ben. Evet, bu Yani çok önemli bir konu hocam. harflerin ilk doğuşu. Mısır hiyeroglif alfabe ve Sümerlerin hece yazıları. Evet. Şimdi bugün Arapların kullandığı, özellikle Latin alfabesi de dahil, Yunanlılar özellikle
Yunanlılar da dahil, yani Batı bölümleri. Fenikelilerin ulaşabildiği bütün coğrafyalar, yani Avrupa'nın sahilleri, ki Fenikelilerin ta İngiltere, bugünkü İngiltere'ye kadar deniz yoluyla ulaştıkları kaynaklarda geçiyor ki ilk bugün kullanılan alfabe tarzını Fenikelilerin bulduğunu biliyoruz. Şimdi Fenikeliler ticarette çok ileri gittikleri için ne yapmışlar? Mısır hiyeroglif alfabesini, yani Mısır hiyeroglif alfabesi resimlerden oluşuyor. Yani insanlar duygularını anlatmak için resim çiziyor. Ve Evet. 700'ün üstünde resim var. O zaman Mısırlıların kullandığı harfler. 700'ün üstünde. Fenikeliler bunları küçülterek harflere dönüştürüyorlar. Resimleri küçülterek harflere dönüştürüyorlar. Eğer bir resmin bir anlamı, bir ifadesi varsa ve onu siz harfe dönüştürürseniz, o zaman o harfin bir anlamı vardır. Daha sonra işte Fenikeliler daha çok Mısır hiyeroglif alfabeyi harfe dönüştürüyorlar, resimleri harfe dönüştürüyorlar. Bunu da daha çok şeyden etkilenerek, yani Sümerlerin çivi yazılarından etkilenerek yapıyorlar. Yani Fenikelilerin kullandığı ve bugün konumuz olan Proto-Sinaitik alfabe, yani Proto-Sinaitik alfabe, Fenikelilerin bulduğu onların alfabesine Proto-Sinaitik alfabe deniyor bugün. Proto-Sinaitik alfabe Mısır hiyeroglif alfabenin ve Sümer hece yazılarının bir sentezidir. Ama daha çok Mısır hiyeroglif alfabesinin, oradaki resimlerin harflere dönüştürülmüş şeklidir. Az önce demiştik, yani Arapça Sami dil grubundandır. Fenikece, Akatça, Aramice, İbranice ve Arap alfabesi. Bu dilin yazımı Proto-Sinaitik alfabeye dayanır. Arapların da aynı şekilde. Çünkü hepsi Sami dil ailesinden. Yani Fenikelilerin yaşadığı bölgeye baktığınız zaman çok yayılmışlar, bayağı bir coğrafyaya yayılmışlar. Fakat ilk yaşadıkları yer bugünkü Filistin coğrafyası. Yani oradaki İbranice, Aramice, Arapça aynı dil grubundan olması zaten bizi aynı şeye götürüyor, bilgiye götürüyor. Proto-Sinaitik alfabe, her harfin bir karşılığı vardır. Mesela Musa Aleyhisselam'a verilen tabletler de yine bu alfabedendir. Proto-Sinaitik alfabe. Ortalama 19. 20. veya 18. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Bir de şu ilginç veriye ulaştım ki, dedim ya, Aramice, İbranice, Arapça, Sami dil ailesi grubundandır. Yani mesela Musa Aleyhisselam döneminde Filistin coğrafyasındaki toplumun kullandığı dille Mekke'deki toplumun kullandığı dil hemen hemen aynı. Yani bugün İstanbul'da yaşayanların Türkçesiyle Rize'dekilerin Türkçesi gibi, yani şive farkı var. Evet. Kullandıkları dil hemen hemen aynı. Yani bu bilgiye ulaşıyoruz. Bir de şöyle bir veri var. Sümer hece yazıları, ki muhtemelen İbrahim Aleyhisselam'ın sayfaları da bu yazılardandır. 14 tane sessiz harften oluşuyor ki biz hurufu mukatta'nın da 14 harften oluştuğunu biliyoruz. Yani bu da değişik bir, ilginç, önemli bir vurgu. Ki ilk defa muhtemelen çivi yazısı da İbrahim Aleyhisselam döneminde veya onun hemen öncesinde veya onun döneminde kullanılmaya başlamış da olabilir. Bir de şöyle bir veriye de ulaştım. Hiyeroglif diyoruz ya, hiyeroglif kelime anlamı kutsal yazı demek. Anlamı kutsal yazı. Belki de şu geliyor aklıma. Daha önce o topluma gönderilen bir Nebi Resul ve ona vahyedilenlerin yazıldığı
bir sayfalara veya ifadelere, sözlere veya ayetlere, ayetlerden yola çıkarak da onları anlatan resimlere bu isim verilmiş de olabilir. Çünkü kutsal yazı demek hiyeroglif. Şimdi hiyeroglif alfabeden ve Mısır hiyeroglif alfabesinden ve Sümer Hece yazılarından oluşan Fenikelilerin bulduğu Proto-Sinaitik alfabe. Resimlerin harflere dönüştürülerek, resimlerin küçültülüp harflere dönüştürülmesi. Şimdi öyleyse her resmin bir anlamı var. Eğer her resim bir harfse. Şimdi ben bu resimlerin hangi harflere dönüştüğünü ve bu harfleri Kur'an'da hangi anlamlara gelebileceğini devamındaki ayetlerle birlikte oturtup sevgili bizleri izleyen arkadaşların sorgulamasına, aklına bırakacağım. Yani şimdi az önce de dedim ya, herkes bir şeyler söyledi, beni tatmin etmedi. Biz de şunu çok iyi biliyoruz ki bizi izleyen arkadaşlar aklını kullanan, aklını çalıştıran, sorgulayan arkadaşlar. Onlar da beni sorgulasın. Bakalım benim söylediklerim mi daha ikna edici, yoksa şimdiye kadar önümüze sunulan, az önce bahsettiğim veriler mi daha ikna edici? Tabii ki ben söylediklerimin doğru bilgiye ulaştığımı, bu hurufu mukatta denilen, yani kesik harfler denilen ve hepsinin bir anlamı olduğu için de kesik olmayan harfler olduğunu ben ikna olmuş durumdayım. Ben aslında aynı zamanda izleyen arkadaşların fikrini açmak adına kaynağını da veriyorum. Oradan daha derinine inmek isteyen arkadaşlara da şuradan yola çıkarak araştırmalarını öneriyorum. Proto-Sinaitik alfabe. Buradan benim ne demek istediğimi dersten sonra veya istedikleri zaman buradan araştırabilirler. Buradan görecekler ki her harfin bir anlamı var. Şimdi zaten hocam Zuhruf suresinde de diyor ya, apaçık kitaba andolsun ki apaçık, yani evet. İyice Aynen. anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Tamam, bizler belki o harflerin anlamını bilemeyebiliriz dil farkından dolayı. Ama onlar kesinlikle biliyor olması gerekiyor. Ben şaşırıyorum. Yani bu bilgiler, dedim ya az önce, beni ikna eden bilgiler. Evet. Neden bu bilgiler en azından az önce söylenenlerden çok daha ikna edici ve akla mantığa uyan bilgiler. Neden bunlar saklandı? Yani sana daha önce söylemiştim hocam, bir televizyon programında bir tarihçi ve karşısında bir bayan. Bayan, ben bu harflerin anlamını biliyorum ve söylemek istiyorum dendiği zaman o tarihçi şahıs kadını konuşturmadı ve reklama girdiler. Ya neden ki? Bunu anlamış değilim yani. Çok ilginç. Şimdi Elif, Lam, Mim'den başlayalım. Başlayalım Elif. hocam. Elif. Elif harfi Proto-Sinaitik alfabeden önce, yani Mısır hiyeroglif alfabesinde öküzün başı olarak resmedilmiş. Öküzün başı. Ve bunun anlamı şu: gücü elinde bulunduran, muktedir, güçlü, kuvvetli. Elif'in anlamı bu. Ve öküzün başıyla resmedilmiş. Arami ve Fenike alfabesinde Alaf, Süryani alfabesinde Elaf, Babil ve Asur alfabesinde Alfu, Yunanca'da Alfa. Proto-Sinaitik alfabede ise Alef olarak isimlendirilmiş bu harf. Güç, kuvvet, gücü elinde olan, güçlü olan anlamında. Lam harfi ise dokunmak, dürtmek, yönlendirmek veya otorite, yönlendiren güç diyebiliriz. Proto-Sinaitik alfabedeki resmi elinde bir kamçı olan çoban. Yani yönlendiren, çekip çeviren, dürten, çekip çeviren. Mim ise lamı daha bitiremedim, pardon. Aramice ve İbranice'de lamet. Fenikece'de lamt, Yunanca'da lambda olarak isimlendiriliyor. Mesela Elif harfiyle ortak olduğu Elehe, Lahe. Şimdi Elif'in anlamıyla Lam'ın
anlamını bir araya getirdiğimiz zaman birazdan H harfini de anlatacağız. İlahın, Allah'ın nasıl türediğini de anlamış olacağız buradan. Şimdi Elif harfiyle ortak olduğu Elehe ve Lahe, yüceltmek, ilah edinmek anlamı ortaya çıkıyor mesela. Mim ise kim, ne, neden demek. Mesela Arapçada bugün ma ne demek? Ne? Ma ismuke, ismin nedir? Evet. Alfabedeki resmi su. Alfabedeki resmi su. Arapçada aynen geçmiş zaten. Ma da su demek Arapçada. Maun Arapçada su demek. Ma ne demek? Mim harfi de soru yani. Ha mimden sonra, ha harfinden sonra soru vardır. Elif lam harfinden sonra bir soru var. Ve devamında, ayetin devamında cevapları var. Birazdan zaten ayetleri peşine okuduğumuz zaman ortaya çıkıyor. Şimdi Elif güçlü, kuvvetli. Lam yönlendirme, dürtme, yönlendirme. Mim. Şimdi soralım, oturtalım. Güçlü, kuvvetli yönlendirici, eğitici, otorite kim? Elif, lam, mim anlamı bu. Cevabını veriyoruz. Bakın dikkat edin. Bakara suresi Elif, lam, mimle başlıyor. Soruyor. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren, eğiten kim? Zalikel kitabu la raybe fih. İçinde hiçbir kuşkuluk olmayan bu kitap. Hemen cevabını veriyor. Burada güç ve otorite, yönlendirme kitaba isnat ediliyor. Fakat Ali İmran suresinde Allah'a isnat ediliyor. Elif, lam, mim, güçlü yönlendiren otorite kim? Ali İmran 2. Kendisinden başka ilahı olmayan Allah. Devamında mesela ikinci, üç ve dördüncü ayetle birlikte de okunabilir. Daha öncekileri tasdik eden, senden önceki Tevrat'ı ve İncil'i gönderen de odur vurgusu. Lokman suresi ikinci ayet. Elif, lam, mim. Soruyoruz şimdi. Lokman suresi ikinci ayet cevap veriyor. Hakim olan bu kitabın ayetleri. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren, eğiten, insanları harekete geçiren kim? Hakim olan bu kitabın ayetleri. Lokman suresi ikinci ayet. Yine Elif, lam, mim'den sonra verilen cevap. Veya Secde suresi ikinci ayet. İçinde hiçbir kopukluk olmayan bu kitap ve indirilişi alemlerin Rabbi Allah tarafındandır. Yine aynı. Yani soruya cevap. Önce soruyor Allah. Güçlü, kuvvetli, Evet. otorite, yönlendiren, dürten kim? Kur'an. Yani Allah'ın kitabı. Buradan Elif, Lam, Mim'in Kur'an içerisinde Allah'ın soru sorduğunu ve cevabını verdiğini görüyoruz. Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Ra'ya baktığımız zaman Elif'le Lam'ı zaten az önce izah ettik. Şimdi Evet. Ra harfine geldiğimiz zaman Ra harfi lider, öncü anlamına geliyor. Önder, önde giden, üstte olan anlamında. Ve insan başı olarak resmedilmiş daha önce. Öncü, lider, önder. Mesela bulmacalarda çok çıkar. Eski Mısır tanrısı Ra diye. Ki Mısır tanrısı Ra. Yani Mısır coğrafyasında yaşamış. Ve bu Ra harfiyle o Mısır tanrısı Ra'nın birebir ilişkisi var. Mısır tanrısı Ra ile. Yani Ra harfinden türemiş. Fenikece'de Ros, Aramice'de Res, İbranice'de Reş diye isimlendirilmiş. Mesela Petra, beyt ev demek, Ra'nın evi. Petra nerede bu? Ürdün harabeleri. Yine o coğrafyada. Yine o coğrafyada. Petra veya eski Mısır tanrısı Ra. Yani şunu demek istiyorum. Ra lider, önder, öncü demek. Şimdi Elif, Lam, Ra. Güçlü,
yönlendiren, harekete geçiren, öncü, önder. Bu sefer ikinci ayette cevap vermiyor. Yani daha önceki Elif, Lam, Mim'in olduğu pasajlar, Elif, Lam, Mim birinci ayet, devamı ikinci ayet. Fakat burada Elif, Lam, Ra'dan sonra, Elif, Lam, Ra'dan sonra ikinci ayete geçmiyor. Kendi Elif, Lam, Ra'dan sonra cevabını veriyor. Şimdi bu Hakim olan kitabın ayetleri. Şöyle diyebiliriz, Yunus suresi birinci ayet. Eğer ikinci ayetle değil de ayrı ayrı değil de bir ayetin içerisinde bitişikse şöyle okuyabiliriz o zaman. Bu Hakim olan kitabın ayetleri güçlü, kuvvetli ve öncü olan, lider olan bu Hakim olan kitabın ayetleridir. Veya bu kitap öncü olan, lider olan, güçlü olan bu kitabın ayetleri şahit olsun ki de denebilir. Yunus suresi birinci ayet böyle başlıyor. Ve ikinci ayette yine aynı konuyla, benzer konuyla iki ve üçüncü ayet devam ediyor. Mesela Hud suresi birinci ayet. Ayetleri muhkem kılınmış, her şeyden haberdar olan ve doğru hüküm veren Allah tarafından açıklanmış kitap. Açıklanmış. Allah'tan başka kulluk etmeyin diye. Ben de size evet, ondan uyarıcı ve müjdeciyim. Şimdi buradaki Elif, Lam, Ra güçlü, yönlendiren, dürten, öncü, lider Allah'ın kitabının ayetleri. İkinci ayette Resul de ne diyor? Ben de uyarıcı ve müjdeciyim. Hud suresi ikinci ayette. Yani öncü, lider, güçlü, kuvvetli olan Allah tarafından açıklanmış bu kitabın ayetleridir. Yani bir ve ikinci, yani birinci ayetli Elif, Lam, Ra ile bitiştirdiğiniz zaman tam bir bütünlük oluşuyor. Yine Yusuf suresi birinci ayet. Yine Elif, Lam, Ra'yı koyuyoruz ve ayet devam ediyor. Ayetleri apaçık olan bu kitap. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren, öncü, lider. İnsanları yönlendiren, onlara liderlik yapan, öncülük yapan, yani biz diyoruz ya, özne bir kitap, bize yol gösteren kitap. Yine İbrahim suresi birinci ayete bakalım. Elif, Lam, Ra'yı yazalım ve devamını okuyalım. Sana indirdiğimiz bu kitap, yine aynı vurgu. Sana indirdiğimiz bu kitap, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, aziz ve hakim olan Allah'ın yoluna çıkarman içindir. Ra neydi? Öncüydü, liderdi. Ne demiştim az önce? Özne. Önümüze koyacağız ve bize liderlik yapacak, öncülük edecek. Önümüzde yürüyecek. Ne için? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Nasıl oturuyor? Hicr tabii suresi birinci böyle daha da güzel oturuyor. Tabii ki. Yani izleyen arkadaşlarım alternatifleri bu minvalde çoğaltabilirler. Kendileri de buradan yola çıkarak yorum yapabilirler. Yani bu minvalde. Elif, Lam, Ra, yani Ra öncü. Ne yapıyor o öncü? Lider insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor ki Ra'yı İbrahim suresi en güzel birinci ayet çok daha evet, anlaşılır kılıyor. Hicr suresi birinci ayet mesela. Apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleri. Yine aynı. Elif, Lam, Ra'dan sonra. Ondan sonra bir de Elif, Lam, Mim, Ra var. Burada soru var. Mim olduğu için. Az önce dedik ki Elif, Lam, Ra. Öncü, lider, güçlü, kuvvetli, yönlendiren, dürten, harekete geçiren otorite. Burada kim diyor Rabbimiz? Soru soruyor. Kim? Rad suresinde. Ve yine birinci ayet, bakın Elif, Lam, Ra'nın geçtiği ve Rad suresi de dahil ikinci ayet yok. Birinci ayet içerisinde tamamı. Bu harfler ve ayetin devamı birinci ayetin içerisinde. Hepsi aynı. Elif, Lam, Mim'de de hepsi ikinci ayetteydi. Şimdi soruyoruz, kim bu önder, lider, güçlü, kuvvetli, dürten, harekete geçiren veya çekip çeviren, yönlendiren, hani çobanın asasıydı ya Lam.
Evet. Bu kitabın ayetleri, Ra'd suresi devam ediyor. Bu kitabın ayetleridir. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren, çekip çeviren, lider, öncü. Bu kitabın ayetleridir. Öyle ki Rabbinden sana bir amaç için indirilmiştir. Fakat insanların çoğu inanıp güvenmezler. Şimdi gelelim Elif, Lam, Mim, Sad. Ben buna gelmeden önce Sad harfini anlatmak istiyorum ki Elif, Lam, Mim, Sad, K, H, Y, Ayn, Sad daha iyi anlaşılsın diye. Sad. Öncelikle sad kelimesini bugüne tanımlasam, tek kelimeyle bana izah et desem, müşrikler derim. Müşrikler. Yani nebilere, resullere karşı çıkıp, Allah'a ortak koşup, gönderilen nebi, resullere muhalefet edenler, aksi seda yapanlar, karşı çıkanlar, nebilere, resullerle mücadele edenler. Yani tek kelimeyle müşrikler diye tanımlarım ben kendimce. Fakat kelime anlamı ayrılıkçı, karşıt, gürültü koparmak. Sad'ın anlamı, gürültü koparmak. Ve özellikle eski alfabede diken olarak resimlenmiş. Bir bitki, fakat o bitkinin diken, yani diken olarak resimlendirilmiş. Şimdi Sad suresine baktığımızda birinci ayetten ortalama 16. ayete kadar birebir ayrılıkçılardan bahsettiğini görürüz. Mesela bakalım kısaca pasaja. Sad, ayrılıkçılar, karşı çıkanlar, gürültü koparanlar ve zikir olan Kur'an. Onlara hatırlatma olan Kur'an, yani önce sat diyor, ayrılıkçılar, karşı Evet. çıkanlar ve onlara hatırlatma olan Kur'an. İkinci ayet devam ediyor. Bilakis o kafirler gurur ve ayrılık içerisindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Bunu şurada belirtmek istiyorum. Sad'ın geçtiği ayetlerde özellikle bu ayrılıkçılardan ve onların kötü sonuna çok vurgu yapar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sad'ın geçtiği surelerde özellikle surenin sonları yine bu ayrılıkçılara vurgu yapar. Aynı zamanda mesela birazdan geleceğim, Araf suresi secde etmekle biter. Yani secde etmeyenler, emre boyun eğmeyenler. Secdenin de zıttı aslında. Secde neydi? Secde, namazdaki secde fiili. Bir de ne var? Emre uymak, boyun eğmek, kabul etmek, saygı göstermek anlamında. Mesela Araf suresi Elif, Lam, Mim, Sad diye başlıyor. Yani karşı çıkanlar var ve surenin en sonu secde edenlerle bitiyor. Birazdan geleceğim yine Meryem suresinin başıyla sonu arasında da yine benzer bir bağlantı var. Sad suresinin başıyla sonu da bir bağlantı var ki şimdi onu vereceğim. İkinci ayette devam ediyorum. Bilakis o kafirler, yani ayetleri görmezden gelenler, yani hani Sad zikir olan Kur'an diye başlıyordu ya, yani o Evet. zikri görmezden gelenler gurur ve ayrılık içerisindedirler. Üçüncü ayet, onlardan önce nice nesilleri helak ettik, o ayrılıkçıları. Seslenip duruyorlardı. Fakat kurtuluş için zaman çoktan geçmişti, onlar helak edildiği zaman. O ayrılıkçılar. Yani bu ayrılıkçılara zikir olan kitap, yine birinci ayetle birleştirdiğimiz zaman, onların içinden uyarıcı gelmesine mi şaşırdılar? O kafirler dediler ki bu yalancı bir sihirbazdır. Böyle devam ediyor. Yani ayrılıkçıların söylemleri. Mesela beşinci ayet. O ilahları tek bir ilah mı yaptı? Veya devamında ne diyor? İlahlarınıza sahip çıkın. Yani burada ayrılıkçıların söylemlerini belirtiyor. Hani zikir olan Kur'an diye başlıyordu ya, Allah Evet. onları uyarıyor. Diyor ki, o ayrılıkçıları uyarıyor. Diyor ki, sizin gibileri geçmişte hep helak ettik. Bakın bu zikir, bu hatırlatma sizi uyarıyor bu kitap. Mesela 12. ayet
Onların içinden uyarıcı gelmesine mi şaşırdılar? O 12. ayet, pardon. Onlardan önce Nuh, Ad kavmi ve kazıkların sahibi Firavun da yalanlamıştı. O eski önceki ayrılıkçılara vurgu yapıyor. Gürültü koparanlara. Ve Semud, Lut kavmi ve Eykeliler. İşte o gruplar. Yani ayrılıkçı gruplardan bahsediyor. Sat. Böyle devam ediyor 16. ayete kadar olan pasaj tamamen ayrılıkçılara, onların yaptıkları eylemler ve onları bekleyen acı sona vurgu yapılıyor ki Sad suresi nasıl bitiyor? Bu büyük bir haberdir. Yakında bu haberin gerçekliğini göreceksiniz. Ne var burada? Ayrılıkçılara bir uyarı var. Evet. Ayrılıkçılara bir uyarı var. Sad'ı anladık. Yani gürültü koparmak, karşı çıkmak, muhalefet etmek anlamları var. Şimdi gelelim Elif, La, Mim, Sad. Yani Araf suresinde geçiyor ya. Şimdi bakalım. Bu kitabı, pardon, özür diliyorum. Güçlü, kuvvetli. Elif, La, Mim'i anlatmıştık. Burada soruyor Rabbimiz. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren, eğiten, çekip çeviren kim ki onlar derin bir ayrılık içerisindedirler. Kur'an'ın tanımıyla, Kur'an'da bu ayet birkaç yerde geçer ya, onlar derin bir ayrılık içerisindedirler diye, Sad suresindeki gibi. Şimdi hemen mesela Araf suresi 2. ayetten devam edelim. Burada dikkat çekici bir vurgu. Elif, Lam, Mim geçiyor ve 2. ayetten devam ediyor. Tıpkı Elif, Lam, Mim'le başlayan surelerde olduğu gibi. Bu kitabı sana, bu sana uyarıda bulunman için ve müminlere zikir olsun diye indirilen kitaptır. Bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Ve devamında uyarı var. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun peşi sıra velilere uymayın. Allah'a yakındır diye velilere uymayın. Ne kadar da az zikrediyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Size verilen Allah'ın ayetlerle verdiği bilgileri umursuyorsunuz, aklınızda tutuyorsunuz. Ne kadar da az. Kim bunlar? Özellikle nedir? Ayrılıkçılara bir, yine burada bir vurgu var. Nedir? Ayrılıkçı olmayın. Rabbinizden indirilene uyun. Velilere uymayın. 4. ayet ne diyor? Bak yine uyarı var. Nice kentleri helak ettik. Baskınımız onlara ya gece ya gündüz gelmişti. Yine Sad suresindeki benzer vurgu. Haykırışları, baskınımız geldiğinde ancak biz yanlışlar içindeydik demeleriydi. Ne var burada? Yine ayrılıkçılara vurgu var. Ve evet, ayrılıkçı olmayın, kitaba uyum vurgusu. Yani Elif, Lam, Mim, Sad'ı şöyle de anlayabiliriz. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren otorite kim ki siz buna karşı çıkıyorsunuz? Gürültü koparıyorsunuz buna karşı. Elif, Lam, Mim, Sad'ı böyle de anlayabiliriz. Şimdi Araf suresinin ilk beş ayetini okudum. Araf suresinin genelde tamamına baktığımız zaman da bu içerik var. Mesela ilk ayrılıkçı kim? Hemen 11. ayette devam ediyor. İlk ayrılıkçı İblis, yani şeytan. İlk ayrılıkçı şeytan. 11. ayetten 25. ayete kadar İblis Adem kıssası. Ve onların sonu, iblisin şeytanlaşması, Adem'in nebi olması. Devamında Nuh aleyhisselam'dan bahseder ve Nuh aleyhisselama karşı çıkanlar ve karşı çıkanların akıbeti. Nuh suresi 59'dan 64'e kadar. Daha sonra Hud aleyhisselam'dan bahseder ve 65'ten 72'ye kadar Hud kavmine, Hud aleyhisselama karşı çıkanlar ve onların akıbeti, uyarı.
Salih Aleyhisselam'dan bahseder. 73'ten 79. ayete kadar. Kavmi ve ona Salih Aleyhisselam'a karşı çıkanlar ve o karşı çıkanların akıbeti. Lut Aleyhisselam'dan bahseder. 80 ve 84. ayetler arası. Lut Aleyhisselam ve ona karşı çıkanlar ve onların akıbeti. Şuayb Aleyhisselam'dan bahseder. 85. ayetten 93. ayete kadar. Yine Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, karşı çıkması ve onların akıbeti. Musa Aleyhisselam 103. ayetten sonra Musa Aleyhisselam'dan başlar bahsetmeye ta ki 171. ayete kadar. Ve bu pasaj içerisinde de özellikle Firavun'un ve İsrailoğullarının burada Musa Aleyhisselam'a karşı çıkanların Allahu Teala'nın onlara ne tür belalara çarptırdığı, Firavun'a ne belalar verdiğinden bahseder. Buradan da şunu anlıyoruz. Elif, Lam, Mim, Sad. Güçlü, kuvvetli, yönlendiren otorite kim ki? Siz bunlara karşı çıkıyorsunuz. Başında ne diyordu? Karşı çıkmayın, buna uyun diyordu. Devamında da surenin içeriğine baktığımız zaman karşı çıkanlar ve onların acı akıbetinden bahsediyor Araf suresi. Yani birebir Elif, Lam, Mim, Sad'la Evet. alakalı bir içerik ki az önce demiştim ya sure en sonunda tam Sad'la değil tam zıttı olan secde edenlerle. Yani Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı der ya Meryem suresinde birazdan geleceğim. Tam zıttı. Zıttıyla bitiyor. Bunu da anladık. Elif, Lam, Mim, Sad. Yani tamamen gürültü koparanlar, karşı çıkanlar ve onların acı akıbetinden bahsediyor. Şimdi bir de şey vardı. Hazır buna gelmişken yine Sad'ın geçtiği şeyden bahsedelim. Meryem suresinden bahsedelim. K, H, Y, Ayn ve Sad harfleri var. Şimdi K harfi derleme, dizme, terbiye etme, eğitme, düzeltme anlamında. Arapçada keffe kelimesi elin iç tarafı demek. Ki proto-sinaitik alfabede yani Mısır hiyeroglif alfabesinde elin iç tarafı avuç içi olarak resimlenmiş. Ve anlamı bu. Derleme, toplama, terbiye etme, eğitme, düzeltme, çekip çevirme, toparlama anlamında. K. H harfi yüksekte olma, yol gösterme, yardım, işaret etme. Hidayet diyoruz ya hidayet, Evet. yol gösterme. Hidayet de H harfiyle başlıyor ki resimli alfabedeki resmi kollarını kaldırmış adamla resimlendirilmiş. H harfi eski resimli alfabede. Y iş, eylem, iş yaptırma, birine seslenme. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler şunu yapın veya şunu yapmayın. Y harfi de birine bir şey yaptırma, talimat verme, iş yaptırma, ona seslenme. Evet. Ayn ki göz demek, aynen Arapçaya geçmiş. Yani yine gözle resimlendirilmiş resimli alfabede de Mısır hiyeroglif alfabesinden Fenikelilerin oluşturduğu proto-sinaitik alfabeye yine aynı olarak geçmiş. Ve göz anlamında Arapçada da zaten aynı göz demek. Görme, izleme, bilme veya yüksekte olma. Şöyle düşünebiliriz. Nebi'nin anlamı da yüksekte olan ya. Yüksekte olup da gözetleyen. Nasıl? Devamı nasıl? Sad. Az önce dedik ya Evet, ayrılıkçılar. hayır. Şimdi bu surede şöyle bir şey var. Gönderilen Nebi Resullerin vasıflarına bir vurgu var. Mesela kef harfi. Derleme, toplama, terbiye etme, eğitme, düzeltme anlamında. Nebi Resullerin görevi.
Evet. toplumlarını derleyen, toplayan, eğiten, onları düzelten, terbiye eden. H harfi onlara yol gösteren, işaret eden. Hani yüksekte olan elini kaldırmış adamdı ya H. Nebi ne yapar? İşaret eder, yol gösterir. Neye? Bir davet eder. Neye davet eder? Allah'ın yoluna davet eder. He. Burada da yine Nebi Resullere işaret var. Ye. Ye Yasin'deki yine aynı anlamda. Yani görevlendirilmiş, seslenilmiş, kendisine seslenilmiş, kendisine vazife, görev verilmiş. Allah tarafından görev verilenler. Ki Yasin'i anlatırken bunu biraz daha güzel izah edeceğim. Ayn. Ayn da gözcüler. Yine makamı yükseltilenler, yüksekte olanlar, Allah tarafından makamı yükseltilmiş olanlar, toplumunu gözleyenler, gözetleyici olanlar ve Sad. Onlara karşı gürültü koparanlar. Yine az önceki Elif Lam Mim Sad'la bir ilişkisi var. Bu Meryem suresinin başında. K, H, Y, Ayn. Nebi Resullere vurgu yapıyor. Sad ise onlara karşı çıkanlara vurgu yapıyor. Ve baktığınız zaman Meryem suresi hemen ikinci ayette Zekeriya aleyhisselamdan bahsetmeye başlıyor. İkinci ayet. 12. ayete kadar Zekeriya'dan bahsediyor. 12. ayette Yahya aleyhisselamdan bahsetmeye başlıyor. 16. ayette Meryem ve daha sonra 30. ayette İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve daha sonra 37. ayette bunlardan bahsettikten sonra diyor ki buna rağmen o gruplar ayrılığa düştüler. Büyük günün tanıklığında o kafirlerin vay haline. Bakın ayrılıkçılar ayrılığa düştüler diyor. Sad neydi? Gürültü koparanlar, ayrılanlar, Nebi Resullere muhalefet edenler. Burada ne var? 37. ayette bu ayrılıkçılara bir uyarı var. Mesela 41. ayet devam ediyor. İbrahim, kitapta İbrahim'i de an, zikret. Evet. O sadık bir nebiydi. Mesela. Veya 49. ayet. Sonra onlardan ve Allah'ın peşi sıra kulluk ettiklerinden uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Hepsini nebi kıldık. Hani KHY ayn nebi resullere vurgu yapar diyorduk ya. Burada da mesela onları nebi kıldık. O nebi ve resuldü vurgusu. Mesela 51. ayette Musa'yı da an. O muhlisti yani dinini Allah'a halis kılardı. Ve Resul ve Nebi'ydi vurgusu. 53. ayette Harun Aleyhisselam'dan bahseder. 53. ayet. 54. ayette İsmail Aleyhisselam'dan bahseder ki o sadıktı, Resul ve Nebi'ydi der yine. Resul ve Nebi'ydi. Yani KHY ayn harflerinin vasıflarını taşırdı. Resul ve Nebi. Ben ona benzetiyorum. Yani KHY ayn harflerinin isimlerini, anlamlarını birleştirdiğimiz zaman. Sad da bu Resul ve Nebilere karşı çıkanlar. Evet. Evet. 56. ayet İdris'i de an bu kitapta. İdris'i de an. O sadık bir nebiydi. Bakın yine nebiydi Evet. vurgusu var. 58. ayet ne diyor? İşte bunlar Allah'ın nimet verdiği nebilerdendir. Nebilerdendir. Bakın. Vurguya bakın. Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsmail'in soyundan olup hidayet edip seçtiklerimizdendir kendileri. Yol gösterip seçtiklerimizdendir. Rahman'ın ayetleri okununca ağlayarak yere kapanır, secde ederlerdi. Yani sad yapmazlardı, gürültü koparmazlardı, karşı çıkmazlardı, muhalefet etmezlerdi. Ne yapardı? Tam zıttı. Secde ederlerdi, boyun eğerlerdi, yere kapanırlardı. Bu Rabbimizdendir der, iman ederlerdi.
bağlantıya bakın. Yani son derece oturuyor. Şimdi 74. ayete bakıyoruz. Sad olanlara uyarı var. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Varlık ve görkem açısından daha iyiydiler. Uyarı var ayrılıkçılara. 81. ayet. Allah'ın peşi sıra güç için ilahlar edindiler o ayrılıkçılar. Yani müşrikler. 88. ayet. Ve Rahman çocuk edindi dediler. O ayrılıkçılar. Rahman çocuk edindi dediler. Ki buraya gelene kadar İsa Aleyhisselam'ın zaten Meryem suresinin başlarında İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğu, seçtiği, Meryem'den doğduğu ve bebi beşer olduğunu vurguluyor zaten. Ama 88 ne diyor? O ayrılıkçılar, yani bugünkü Hristiyanlar Rahman çocuk edindi dediler. 98. ayetle şöyle bitiyor. Yani Meryem suresi şöyle bitiyor. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Bakın ayrılıkçılara yine aynı vurgu. Onlardan birini hissedebiliyor musun? Ya da tek bir fısıltılarını bile duyabiliyor musun? Yine ayrılıkçılara uyarı olarak bitiyor. Şimdi gelelim Taha'ya gelelim. Ta kelimesi gidip gelme, yürüme, yolunu şaşırma anlamında. Ve kavşakla resimlendirilmiş, artı şeklinde bir yol olarak resimlendirilmiş. Ve özellikle Tur Dağı'ndan Tuva Vadisi'ne, Tıh Çölü'nden Tarık kelimesine kadar hepsi gidip gelme, yolunu şaşırma, birinin kapısını çalma, yolunu şaşırıp da birinin kapısını çalma gibi ta harfinden türeyen kelimelere anlamları etkili olmuş. Ta harfinin. Çölde yolunu şaşırmak anlamında daha çok mesela oradan türemiş ve az önce de dediğim gibi kavşak olarak resimlendirilmiş. Artı şeklinde bir kavşak. Ha harfini zaten söylemiştik. Yüksekte olup yol gösteren, işaret eden. Şimdi devamında Taha suresinde okuyalım bakalım. Yolunu şaşıranlara işaret eden, yol gösteren, yol gösteren. Sana bu Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik. Huşu duyanlar için bir hatırlatma olsun diye yeri ve yüce gökleri yaratan zat tarafından indirilmiştir. Yani kimler için? Allah'a huşu duyanlara yol göstermen için bu kitabı indirdik. Zorluk çekesin diye değil. Burada yine Taha ile birebir bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yine Ta harfinin başladığı Tasin Mim var. Şey, pardon, önce Tasin'i anlatalım. Ta harfi gidip gelme, yürüme, yolunu şaşırma anlamındaydı. Sin ise duyurma, uyarma, uyandırma, çağrı. Resimli alfabede iki ön diş olarak resimlendirilmiş. İki ön diş olarak resimlendirilmiş. Zaten Arapçada da sin ve senle diş anlamlarına geliyor. Mesela Sina Dağı, Sin Çölü, Turi Sinin, Babil şehirlerinde Kuzeydoğu Kapısı yine Sin olarak isimlendirilmiş. Ay Tanrısı Sin diye isimlendirilmiş Ay Tanrısı. Yani ta yolunu şaşıran, sin ise uyandırma, çağrı, ikaz, uyarı. Birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyor? Yolunu şaşıranlara uyarı, ikaz. Yani uyuyanları, şaşkınları uyandırma anlamı taşıyor. Devamına bakıyoruz. Neml suresi 1. ayet. Aynı ayet içerisinde devam ediyor. Bu Kur'an'ın ayetleri ve apacık olan kitap diyor. Birleştirelim. Bu Kur'an'ın ayetleri ve apaçık olan kitap yolunu şaşıranlara yol gösterendir. İkinci ayet. Müminler için müjde ve yol göstericidir. Aynı şekilde. Yani bir ve ikinci ayette devam ediyor. Bağlantı. Zaten ikinci ayet buradaki
yol gösterme anlamını, yani uyarı, ikaz anlamını bir ve ikinci ayet birebir yansıtıyor. Tahsin mim. Tahsin neydi? Yolunu şaşıranlara uyarı, ikaz, ihtar. Yolunu şaşıranları uyaran kim, ne, nedir diye sorduğumuz zaman, çünkü burada soru var. Cevabını vermesi lazım. Şuara suresi ikinci ayet cevabını veriyor. Bakın, sorudan sonra cevabını veriyor ikinci ayet. Ne diyor? Bu apaçık olan kitabın ayetleri. Yolunu şaşıranları uyaran, onlara hatırlatan, onları çağıran nedir? Kimdir? Şuara 2. Bu apaçık olan kitabın ayetleri. Kasas 2. Bu apaçık olan kitabın ayetleri. Aynı cümle. Kasas suresi ikinci ayette, Şuara suresi ikinci ayette aynı cümle. Birebir aynı. Yani Tahsin, yolunu şaşıranlara yol gösteren, uyaran, ihtar olan, mim ise ne, neyle sorusu ve Şuara 2 ve Kasas 2 cevabını veriyor. Apaçık olan kitabın ayetleri diyor. Yasin'e gelelim. Yasin. Evet, Ya Yasin'e neydi? gelelim. Süre dolduğu için zaten az kaldı. Biraz hızlı Bence bu geçiyorum. konuda süre önemli değil hocam. Konuyu Tamam. bitirelim. Tamam, zaten az kaldı. Yani ben biraz sonlarda hızlandım, sığdırayım diye. Şimdi ya neydi? Birine iş yaptırma, görevlendirme Evet. idi. Daha önce anlatmıştım. İş aslında iş, eylem demek. Birine iş yaptırma, seslenmeydi. Sin ise duyurma, ikaz, uyarıydı. Yani Yasin şu, aslında Muhammed Aleyhisselam'a vurgu var burada. Veya daha öncekine bir Resulleri de katabiliriz. Çünkü onlar da aynıydı. Evet. Yasin, insanları uyarmak için görevlendirilen demek Yasin. Ve devamında ikinci ayet. Hakim olan bu Kur'an şahit olsun ki inneke leminel murselin, sen gönderilenlerdensin. Bakın, cevabı görüyor musunuz? Hemen devamında sen gönderilenlerdensin diyor. Ala sıratın müstakim, dost doğru bir yol üzere. Aziz ve Rahim olanın indirdiği. Ne için? Uyarı, ikaz, görevlendirilen ya. Ataları uyarılmamış ve kendileri gaflette olan kavmi uyarman için. Neydi Yasin? İnsanları uyarmak, uyandırmak için görevlendirilmek anlamıydı ki ya harfi el, elle simgelenmiş ye. Mesela Arapçada yet el demek. Mesela yemin var mesela, yemin. Yön, taraf anlamında yemin. Mesela sağ ele yemin der, sol ele yesar denir. Yani yön anlamında, el anlamında, onu söylemeyi unuttum. Elle resimlendirilmiş. Yani Yasin Allah tarafından gönderilmiş uyarıcı. Zaten üçüncü ayette inneke leminel murselin, sen gönderilenlerdensin diyor. Zaten bunu şey yapıyor, belirtiyor. Kaf harfi ise ufuktaki güneş, neresi yani, uzaktaki güneş olarak resimlendirilmiş daha önce. Anlamı şu: ense, art, arka. Yani iz sürme, ardı ardına demek. Ardı ardına. Kaf harfinin anlamı bu. Baktığımız zaman mesela kıyafe Arapçada soy demek. Ardı ardına gelen soy. Özellikle şimdi okumayacağım orasını da, Kaf suresinin Mürselat suresinden sonra inmesi, ki Mürselat suresinin de yine bağlantısı var. İlk 5-6 ayetinin Mürselat suresinin Kaf kelimesiyle bir bağlantısı var ki, Kaf suresi de hemen ondan sonra inmiş ki, bir de Yasin suresi de hemen onların yakınlarında inmiş. Bir iki ayet arası, bir iki sure fark var. Şimdi mesela Kaf neydi? Ardı ardına. Ardı ardına gönderilenler. Ardı ardına gönderilenler. Şimdi bakıyoruz. Kaf suresi birinci ayet. Kaf
ardı ardına gönderilenler ve mecid olan Kur'an. Daha önce ardı ardına gönderilenler ve mecid olan Kur'an. Yani en son gönderilen mecid olan Kur'an. Yani daha önce gönderilenler ardı ardına nedir mesela? İbrahim'in sayfaları, Musa'nın levhaları, Zebur, ondan sonra Tevrat, İncil, ardı ardına bunlar gönderilmiş ve mecid olan Kur'an. Hemen anlamını tamamen yansıtıyor. Ve ne devamında da diyor ki, fakat onlar içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. Ve o kafirler bu tuhaf bir şey dediler. Bu aslında şunu demek istiyor bu ilk iki ayet. Biz daha önce de ardı ardına kitaplar gönderdik. Siz şimdi bir Muhammed Aleyhisselam'a kitap gönderilmesine mi şaşıyorsunuz? Değil mi? Yani ikinci ayetteki o şaşıranlara, birinci ayetteki kaf, yani o ardı ardına gönderilenler ve mecid olan Kur'an cevap veriyor. Biz daha önce de ardı ardına kitaplar gönderdik ve en son mecid olan Kur'an'ı gönderdik. Niye şaşırıyorsunuz ki? Kaf harfini de böylece izah ettik. Bir de nun harfi vardı. Nun, bir de şey var, hammim var. Hammimi izah edeceğiz. Ne kaldı? Baktığımız zaman nun harfi var. Nun harfini gidelim, ondan sonra hammime geçelim. Nun tohumla resimlendirilmiş. Tohum. Daha evet. önce. Anlamı bereketli, nimet ama sürekli bir nimet, bol nimet anlamında. Baktığınız zaman Arapçada nü tahıl ölçeği demek. Tahıl ölçeği nü. Alfabede de tohumla resimlendirildiğini belirttik. Şimdi başlıyoruz. Kalem suresi nunla başlıyor. Bereket, bol bereket, kesintisiz nimet anlamında. Kalem. Kalem ve yazdıkları şahit olsun. Sen, ikinci ayet, sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Yani buradaki en büyük nimet aslında vahiy. Evet. Üçüncü ayet, sana kesintisiz bir ecir vardır. Bir, iki ve üç. İkinci ayetteki nimet vahiy, üçüncü ayette de kesintisiz bir ecir vardır. Belki de şu olabilir. Hani bir ara vahyin kesildiği bir dönem vardı ya, belki de evet. sevgili Nebimiz üzülmüştü. Acaba vahiy daha gelmeyecek mi? Bir de şimdi aklıma geldi bu. Ne kadar kesinlikle böyledir demiyorum ama o aklıma geldiği için söyleme ihtiyacı duydum. Belki de vahyin kesintiye uğradığı bir dönemdi de o zaman sevgili Nebimizi rahatlatmak için gelmişti bu. De belki o aklıma geldiği için söylüyorum. Diyor ki, nun neydi? Bol nimet, kesintisiz nimet demekti. Kalem ve yazdıkları şahit olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Vahye vurgu, sana kesintisiz bir ecir vardır ki Muhammed Aleyhisselam'a bu dünya hayatı için de geçerli, ahiret hayatına da vurgu yapar. Evet. Bu kesintisiz bir nimet vardır. Yani yine Kalem suresinin en başı nun harfinin ne demek olduğunu bize açıkça belirtiyor. Kaf'ı izah ettik. Hammime geliyorum. Mim'i zaten anlatmıştık. Soruydu. Kim, ne, neden diye sorardı. Devamında cevap verirdi. Ha ise parça parça iletilme, parça parça açıklama, dizi, sıra, ileti dizisi anlamında. Ki çadır duvarı, çadır duvarı olarak resimlendirilmiş daha önce. Çadırı ortadan bölen duvar olarak da anlayabiliriz bunu. Çadır duvarıyla resimlenmiş ve anlamı parça parça iletme, açıklama, dizi, sıra veya parçaları birleştirme anlamında. Mim soruydu. Şimdi soralım biz. Mü'min suresi ikinci ayet. Birinci ayette soralım. Parça parça ileten, açıklayan, parçaları birleştiren kim? Mü'min iki cevap veriyor. Yani bunu parça parça ileten, açıklayıp indiren, ileti dizisinin sahibi kim diye sorduğumuz zaman ikinci ayet cevap veriyor. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Evet. Parça parça indirenin kim olduğunu cevapladı mı? Mümin ikinci ayet. Cevapladı.
Fussilet suresi 2. ayet. Aynı soruyu sorduğumuzda Rahman ve Rahim'den indirilmedir. Evet. Bilinçli bir toplum için ayetleri detayıyla açıklanmış, anlaşılır bir hitaplı bir kitaptır. Soruyu hemen nasıl cevapladı? Zuhruf Evet. 2. ayet biraz daha değişik. Evet. Diyor ki, soruyu soruyor ve cevap veriyor. Apaçık olan kitap. Ve devam ediyor. Akledin diye biz onu anlaşılır bir hitap kıldık. Yani Evet. parça parça indirmek, parça parça açıklama vurgusu vardı ya. Akledin diye biz onu anlaşılır bir hitap kıldık. 4. ayet, o yüce ve hikmetli katımızdaki ana kitaptadır. Bakın, kitabın indirildiği ana kitaba vurgu yapılıyor. Ana kitaptan parça parça indiren kim Evet. sorusunu cevaplıyor aslında. Ana kitaba vurgu. Ve 5. ayet ilginçtir. Siz ölçüyü kaçıran bir topluluksunuz diye vazgeçip sizden zikri geri mi çekelim? Yani ham iletendi ya. 5. ayet diyor ki bunu geri mi çekelim? İlk 5 ayet değişik bir açıdan çok güzel izah ediyor baktığınız zaman. Duhan suresi 2. ayete bakalım. Hammim cevaplıyor. Apaçık olan Kur'an diyor. 3. ayet ise biz onu mübarek bir gece indirmeye başladık. Ve biz zaten daha önce de uyaranlardandık. Yine indirilişine vurgu. Birebir indirilişine vurgu. Mübarek bir gecede indirmeye başladık. Vahyin parça parça indirilmesine vurgu yapar. Ha harfi. Ahkaf suresi 2'ye bakalım. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Yine aynı cevap. Ha harfi. Parça parça indirilme, mim harfi de soru soruyor ve az önce okuduğum surelerin başında da cevabını veriyor. Bir tane kaldı. Zaten fazla da süreyi fazla da aşmadık. Hammim. Yine aynı soruyu soruyor. Ve ayn, sin ve kaf harfi var. Hammim ayrı bir ayet. Ayn, sin ve kaf harfleri de ayrı bir ayet. Nerede bu? Şura suresi 1 ve 2. ayet bu. Ha'yı da anlatmıştık. Parça parça iletme, açıklama, parçaları birleştirme. Vahyin ana kaynağından parça parça açıklanıp indirilişine vurgu yapar. Ha. Mimi soru olduğunu söylemiştik. Ayn yüksekte olan, gözetleyen, gözcü anlamını demiştik. Sin duyurma, uyarma, uyandırma, çağrı demiştik. Evet. Kaf, kaf da daha önce gönderilen parça parça ardı ardına gönderilenler demiştik. Şimdi hammim burada soruyor. Bunu ana kaynağından parçaları birleştirerek parça parça indiren kim? Şimdi daha öncesine şimdi vurgu yapıyor mesela. Aynı nebilere, sin yine aynı nebi resuller, aynı nebi resuller. Sin de nebi resuller, uyarıcı, insanları uyandıran, uyandıran, insanları çağıran ve kaf o nebi resullere ardı ardına gönderilen vahiyler. Ayn ve sin nebi resullere vurgu yapıyor. Kaf ise onlara verilen kitaplara vurgu yapıyor. Evet. Ve Şura 3. ayet. Diyor ki işte sana da böyle senden öncekilere olduğu gibi aziz ve hakim olan Allah tarafından vahyedildi. Yani önceki ayn ve sin olanlara kaftaki gibi ardı ardına gönderdiğimiz gibi sana da aynı şekilde gönderdik, vahyet. 1, 2 ve Şura 3. ayet. Sana vahyettik ya ey Muhammed Cibril vasıtasıyla. Yine işte bu harflerle, aynı bu harflerle vahyettik sana. Cibril vasıtasıyla vahyettik sana. Öncekilere kitapları nasıl vahyettiysek sana da aynı şekilde vahyettik. Aynı sinkafa cevap veriyor. Ve hammim sorusuna da cevap veriyor. Biz vahyettik.
Yani sana da aynı şekilde vahyettik öncekilere ettiğimiz gibi. Tıpkı Musa'nın levhaları gibi, İbrahim'in sayfaları gibi. Aynı zamanda ilahi vahyin kökenine yani alfabesine de vurgu yapıyor aslında. Neden? Az önce de dedik ya, Arapların kullandığı alfabe Fenike yani Samidil ailesinden. Türevi Fenike alfabesinden ve Fenike alfabesi yani Proto-Sinaitik alfabe, Sümer Hece yazıları ve Mısır hiyeroglif resimli Evet. alfabenin bir senteziydi. Onlardan oluşuyordu ki Şura, Hammim birinci ayet, Ayn Sinkaf ikinci ayet az önce neden ne anlama geldiğini anlattık. Üçüncü ayette onu söylüyor işte. Biz senden öncekilere, Nebi Resullere nasıl vahyettiysek sana da aynı şekilde vahyettik. Yani baktığımız zaman şimdi ben bunları desem ki ben ayetlerin devamlarını okudum. Ondan sonra da kafama göre yerleştirdim diye söyleyecekler vardır mutlaka. Ama ben Muhakkak kaynağını veriyorum. çıkacaktır. Evet. Muhakkak çıkacak. Ben kaynağını veriyorum. Arap alfabesinin ana kaynağına inin. Neresi? İlk Sümer Hece yazıları ve Mısır hiyeroglif alfabe. Ve bunları harflere dönüştüren Fenikeliler. Yani Proto-Sinaitik alfabeye inin. Ondan sonra orada her harfin bir anlamı olduğunu göreceksiniz. Ve o anlamları aklınızı kullanarak birleştirdiğiniz zaman mesela yanlış orada seçenekler vardır. Bazı seçenekler birçok seçenek vardır. Bunları elemeniz gerekir. Nasıl eleyebilirsiniz? Mesela yanlış olan bir seçenek bir ayete oturur ama öbür ayete oturmaz, sırıtır. Öyleyse ne Evet. yaparsınız? Aklınızı kullanarak dersiniz ki ya bu harfin anlamı böyle rivayet ediliyor ama bu sureye oturdu, buraya oturmadı dersiniz. Ben bu araştırmayı yaparken yabancı kaynakları da araştırdım. Öyle ki mesela yabancı yazılar var, makaleler var bu konuyla ilgili, Proto-Sinaitik alfabe ile ilgili. Ben o yazıları İngilizcem çok iyi olmadığı için kelime kelime tercüme ettim. Tablolar var, yabancı dilde tablolar yapılmış. Harfler ve harflerin anlamları, onların daha önce ne anlamlara geldiğine dair İngilizce yazılar vardı. Ben onları tek tek Türkçe'ye çevirdim. Yani ben bu işe kafa yordum ve arkadaşlara sundum. Dersin başında da dediğim gibi beni yeterince tatmin ediyor. Çünkü en azından bir kaynak sundum. Evet. Az önce de gördüğünüz gibi her harfin devamında sureyle, ayetlerle bağlantısını kurdum ve şunu gördüm ki bu harfler hurufu mukatta olamaz. Hepsinin bir anlamı var ve Var. devamındaki ayetlerde zaten anlamını veya bazı surelerin içeriğini nasıl yansıttığını da izah ettim. Umarım izleyenlerin fikrini açmışımdır. Onlar artık buna hurufu mukatta demezler. Bir daha da bize de şunu demezler. Kur'an apaçıksa bunda bu harflerin anlamını söyleyin diye. Evet. Umarım ikna edici olmuştur. Yani. Umarım müteşabihi de artık anlamsız diye ifade etmezler. Çok çok güzel bir ders oldu. Çok aydınlatıcı bir ders Yani oldu. ben bazı Hani yerleri biraz diyor hızlı geçtim. evet hani diyorlar ya tek harfin bir anlamı olmaz. Tek harften eskiden destanlar yazmışlar yani. Evet, Bunları da göz evet. ardı etmemek gerekiyor. Çünkü Aynen. yazı ana bilim dalları var. Bu konu üzerinde çok çalışmalar var. Tarih İşte diyorum, açısından. yol gösteriyorum. Evet. Proto-Sinaitik Evet. alfabeden Hocam burada da araştırsınlar. Göbekli Tepe var. Evet. Baktığın zaman taşların üstünde bir sürü resimler var. Bir sürü Evet. şekiller var. İşte bunu Onlardan bilmiyordum. tarihi çözmeye çalışıyorlar. Yani orada ne demek istenmiş, neler yazılmış. Evet, İşte o denildiği resimler gibi harfe dönüşmüş. harfler tek başına bir anlam içermiyor değilmiş. Demek ki tek başına da birçok anlam içeriyormuş. Bunu da Zaten öğrenmiş alfabenin olduk. doğuşu oradan. Anlam içeren resimlerin harflere dönüşmesiyle ortaya çıkıyor ki o Evet. yüzden
Mekke döneminde Muhammed Aleyhisselam'a kimse sormamış bunlar nedir diye. Kimse Çünkü sormamış. biliyorlar. Evet. O harflerin ne anlama Veya şöyle geldiğini bir şey de biliyorlar. diyebilirlerdi. Evet, sapıtmış, ne konuştuğunu bilmiyor. Bu harfler de ne dememişler yani. Nedir Evet. sonradan? Zaten bu yorumlar da sonradan ortaya çıkan yorumlar. Yok işte vahiyi anlamsız harf de olsa tebliğ etti. Onun ne gereği var demedi, söyledi gibi yorumlar sonradan zaten çıkan yorumlar. Ve Evet. bu işi Araplar biliyordu. Çünkü onların da edebiyatları kuvvetliydi. Ki Evet, bunu kesinlikle. ne? Ve Evet. şiirlerden önce şairler bunları zaten okurmuş. Bunların kendi ta Nebimiz'den öncesinden de dahil o Evet. dönem şairler meşhur ve bu harfleri kullanıyorlar. Yani dediğim gibi o söylenenleri dersin başında sıralamıştım. Beni Evet. tatmin etmemişti, araştırmaya yöneltmişti. Ve bu gerçeklere ulaştım. Rabbim nasip etti ve fark ettim ki Kur'an apaçık. Bu harflerin de hepsinin birer anlamı var ve anlamlarına baktığımız zaman da derste anlattığım gibi Evet. devamındaki ayetleri surenin içeriğiyle birebir örtüşüyor. Umarım izleyenlerin fikrini açmak açısından faydalı bir ders olmuştur. Tabii ki olmuştur ve ben de şunu ekleyeyim. Kur'an sırlı bir kitap değildir. Kur'an gerçekten açık ve açıklayıcıdır. Her konu üzerinde yeterince bilgiyi sunuyor. İman konusunda, İslam konusunda her türlü bilgiyi bize eksiksiz sunan tek kitabımızdır. Ve Kesinlikle. programı evet şöyle bitireyim. Kur'an yeter Yeter, arkadaşlar. aynen. Evet. Evet, Kur'an yeter ve dinin doğru anlaşılması için Evet. sadece Kur'an. Evet, sadece Kur'an. Sadece Kur'an. Yüreğine, Yeter. diline, gönlüne sağlık. Çok güzeldi. Gerçekten hiç bölmek istemedim dinlerken bile. Ben Ya bile bölmek istemedim konuşmanı. Çok güzel bazı anlattın, gereksiz çok araştırdın. önemli Bazı çok önemli olmayan detayları atladım. Yani çok önemli olmayan detayları. Daha çok önemli olanları vurgu yapmaya çalıştım. Evet, arada da birkaç kez kaynağı da belirttin. Kaynağı sormak isteyenler tekrardan videodan dinleyip de not alabilirler. Evet. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dinleyenlere de teşekkürlerimi sunuyorum yorumlarından dolayı. Pazar günü Kemal Aras hocamla tekrardan programımıza başlıyoruz. Saat Selamlar 22'de. Kemal Evet. Aras hocama Evet. muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet. Saygıdeğer hocam. Onunla da evet 1,5 aylık aradan sonra gerçekten çok özledim onunla da ders yapmayı. İnşallah pazar günü onunla da saat 22'de dersimiz olacak ve izleyenleri Kemal Aras hocamla olan dersimize de bekliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar Hayırlı diliyorum. akşamlar.